Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar Köyü'ne geldik. Burası Çanakkale il merkezine 90, Ayvacık ilçe merkezine sadece 17 kilometre uzaklıktadır. Kaz Dağları'nın eteklerinde suyuyla, yeşilliğiyle ön plana çıkan Baharlar Köyü'nü gezeceğiz. Gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız Baharlar Köyü'nü birlikte gezelim. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne, selam gelir baş üstüne. Vay dili dili, koş dili dili Mevlam kulu, sevdim seni. Vay dili dili, koş dili dili vay. Vay dili dili, koş dili dili Mevlam kulu, sevdim seni. Vay dili dili, koş dili dili vay. Yağmur yağar oradan buradan, üstümüze ipek. Yeşilliğiyle, doğasıyla ön plana çıkan bir köy. Küçük, şirin, güzel bir köydeyiz. Şöyle etrafı sizlere göstereyim. Daha önceden çektiğimiz güzel köy, kısacık köyleri, uzun alan köyleri de bu köye çok yakın bir mesafede. Çevresinde çam ormanları, içinde de meyve ağaçları olan güzel bir köy. Şöyle taş evleri var, yıkılmış. Yine betonarme evler var içerisinde. Baharlar Köyü camisi var. Köye geldiğinizde sol tarafta. Burası köy kahvesi. Şu anda insanlar işte güçte bahçede olduğu için şu anda kimsecikler yok köy meydanında. Burası köy meydanı. Köy meydanına geldiğinizde hemen burada büyük iki tane dut ağacı var. Şu anda tam olmuşlar. Çok güzel de dutları yetişmiş. Üstünde bir sürü bal arısı var. Şurada da bir dut ağacı var. Bu arkada görünen yerde aşevi. Aşevi mi? Evet, aşevi. Yani köydeki etkinlikler, düğün, sünnet törenleri, işte cenaze törenleri gibi çeşitli etkinlikler. Bu aşevinde birisi hayır yemeği verirse burada yemekleri veriyorlar. Şöyle gösterelim. Arın bal arılarına dikkat et. Bakın. Sen buradan biraz istersen gel sana bak. Arı. Gel gel. Çok güzelmiş ama. Buyurunuz. Teşekkürler. Bir tadına bak bakalım nasılmış. Bir ye. Ben tadını zaten bakmıştım, çok güzel. Ha. Bir de ben yiyeyim ya. Dutlar da dökülüyor. Her tarafta dut var. Arılar bizden önce başlamış yemeği arı. Oo, bir sürü dut var abi. Biraz daha versene. Çok güzel. Bir tane. Böyle dut yersek biz biraz zor köyü gezeriz arı. Dur. Daha da ben alayım. Direkt kopardığını ağzına at ki elinde erimez. Çok güzel. Hadi gidelim abi. Tamam, buradayım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, köy meydanına geldiğinizde hemen köy meydanında yine akan çeşmeler var. Onları gösterelim sizlere. Evet, burada köy çeşmesi var. Köyün suyu buradan
Burada çok güzel çiçek açmış bir nar ağacı var. Arkadaşlar, derelerimizi çöp atmayalım. Derelerimizdeki doğal hayatı koruyalım. Korursak bence daha güzel bir hayat yaşayabiliriz. Evet. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel gözüküyor. Eski yapıların bir ruhu var. Yani insana bir şeyler anlatıyor. Ama yeni yapılarda maalesef bunu göremiyoruz. Evet, köyün içinde ben Sibel Ari geziyoruz şimdi. Çok güzel. Evet, burada çok güzel bir bahçe yapılmış. Damlamalar da çekilmiş. Bayağı fideler de büyümüş. Biz biraz geciktik arkadaşlar. Bizim bahçemizde yeni yeni dikmeye başladık. Ama bundan sonra havalar sıcak olduğu için çok çabuk gelişir zaten. Evet arkadaşlar, köyün yukarısına doğru çıkıyoruz. Şimdi köyde çok fazla kimse şu ana kadar göremedik. Çok fazla kişiyle karşılaşmadık. Şimdi eski köy okulunun olduğu yere doğru çıktım. Size eski köy okulunun olduğu yeri göstereceğim. Evet, burası köyün üst tarafları. Yine çok güzel bahçeler görüyoruz. Köyün üst tarafından sizlere görüntüler göstereceğim. Meyvesi bol arkadaşlar. Bu köyün meyvesi bayağı bol. Çam ağaçlarının altında güzel bir köy okulu varmış. Şuradan göstereyim size. Ayvacığa gidiyor öğrenciler. Hı-hı. Burası şu anda ev olarak kullanılıyor. Ev mi? Hı-hı. Onun için çok fazla içeri girmiyoruz. Dışarıdan sadece öyle bir çektim. Çok güzel çiçekler var bahçenizde. Evet. Bunlar ağacı. Daha güzel değil abla boyun. Ben İzmir'den geri dönüşüm yaptım. Tamire gittim. İzmir'e yeni geldim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Allah iyilik versin. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Ben Ayşe Şahan. Hayatımı İzmir'de kazandım. İzmir'den geri dönüşüm yaptım memleketime. Aslen bu köylüsünüz. Aslen bu köylüyüm. Burada doğdum ama yetişme tarzım. 12 yaşında bu köyden gittim. Orada çalıştım. Hayatımı kazandım. Emekli oldum. Hı-hı. Geldim buraya, babam mülkünün içine ev yaptım. 10 sene oldu ev yapalı. Ha, 9 sene oldu. Ne güzel o. Evet. İşte odur budur buradayız. Hı-hı. Ne işlerde çalıştınız? Deri işinde çalıştım. Her türlü işte çalıştım. Çalışmadan bir iş kalmadı. Belirli bir işlerde burada da kendim çalıştım, inşaatta falan. Hı-hı. Belimi incitmişim. Belimde bel kayması var.
göbek fıtığı oldum. Ondan ameliyat oldum. İzmir'e gittim. Yani bu yıl bakım yaptırdım kendime. Ama iş bitti. Evet. Doktorlar diyor yapmayacaksın iş. Çok ağır iş yapmayacaksınız. Tabii ki. Ağır işler yaptım burada. Çok yani geçmiş kolay olsun. Değil. Dikkat edin yine de sağlık evet. durumunuza. Köyünüzün eski hali nasıldı peki? Çocukluğunuzda hatırladığınız kadarıyla anlatabilir misiniz? Nasıldı? İşler nasıl? Çok ağırdı çocukluğumuzda. Ben çocukluğumu yaşamadım. Biz 6 kardeşiz. Burası okul. Çok af buyurun biraz kaba olacak. Annem doğurdu ben büyüttüm. Ben bir çocukluğumu yaşamadım. Teneffüse çıkıyorduk. Anne elinde yıkanıyordu çamaşır her şey. Annem diyordu çamaşır yapacağım gel. Armut var orada. Armut'un dibine babam şey yapıyordu. Aman annem kazan koyuyordu. Kazanda çamaşır yıkıyorduk. Çaylara gidiyorduk yıkıyorduk. Leşmerdik. Hayvanlarımız vardı. Koyunlarımız vardı. İneklerimiz vardı. Hı-hı. Akşam oldu mu o koyunlara, o ineklere gitmek gerekiyordu. İş Hı-hı. bekliyorlardı çocuklardan. Tabii tabii tabii. Yani onun için çocukluğumuzu yaşamadık yani. Doğru dürüst okuyamadım bile. Ben İzmir'e gittiğimde adımı yazmasını bilmiyordum. Fakat ilkokul mezunuydum ama adımı yazamıyordum. Orada kendimi geliştirdim. Orada hayatı tekrardan okudum. Yani bu şekilde işte. Şimdi insan tabii belli bir çalışma hayatına girdikten sonra, belli bir dönem geçtikten sonra insan köklerine de bir nevi dönmek istiyor değil mi? Hani ne kadar burada yorulsan da işte belki de çocukluğunuzu yaşamasanız da tabii. yine de burada bir Aynen. insan özlem Aynen. var değil mi köye? Hatta şimdi İzmir'e gittim. 3 aydır İzmir'deyim. Yaşayamayacağımı anladım İzmir'de. Bu temiz havayı ben teneffüs etmiştim. Orada benim nefes almam zorlaştı. Hatta babam orada kaldı. 94 yaşında babam var. Babamla birlikte yaşıyorum. Babamı orada tedavisi bitmeden yarım bıraktım geldim ben. Kardeşime dedim siz tamamlayın. Psikolojim çok bozuldu benim dedim. Şu an dedim ben bekleyemeyeceğim. Kaçtım geldim buraya. Evet. Yani ama burada zor olan şey paran yoksa köy hayatı da yok. Biraz maddiyata dayanıyor. Her şey maddiyat. Arabası yok köyümüzün. Çok zorluklarla gidip geliyoruz. Ayvacı'ya gidiyoruz pazara. Tasa çekiyorsun. Özel gidiyorsun. Komşuların arabasına gidiyorsun. Adam senin canı isterse alıyor, canı istemese almıyor. Ne zaman gideceksin komşu? Bakalım belli değil. Gideceksin işte. Hı hı. Ne olur insanlık tamam giderken ben seslenirim seni de götürürüm. Aslında Ayvacık çok uzakta değil. 20 kilometre. Evet. Yani ama insanlık kalmamış. İnsanlık kalmamış. Arabam olsa benim yaşantım burada süper. Evet. O zaman köyde yaşamak için özel aracının olması lazım. Olması lazım. Kimse kimseye eyvallah etmiyor. Herkes burnundan kıl aldırmıyor. İnsanlık diyorum. Bu kadar ucuz mu? Nerede satılıyor bu diyor millet alsın. Yani bizler öyle insanlar değiliz. Aslında bu genel bir sorun. Sizin bahsettiğiniz hani böyle insanların içine kapanması, bencilleşmesi, yardımlaşmayı bırakması. Aynen. Aslında ondan kaynaklı. Umarım Aynen. daha iyi olur. İyi kişilerle karşılaşırsınız. İnşallah, inşallah, inşallah. Ben burada bekarım. Kendi başıma bu evi yaptım ablam. Hı. 6 taş duvar babamın evini yıktım. Baba ocağı dedim. Üstünde çelik osyon yaptım. Çok Hı. zorluklarla karşılaştım tek başıma. Bir bayansın. Hani her şey paraya dayanıyor. Ama kimse komşu şunu kaldıramadım gel kaldırıver desem. Şimdi benim işim var. Bu olacak iş mi? Birazdan gelirim komşu. Şu an işlerim var. Yumuşak şekilde. Tabii. Tatlı dil olması lazım. Ha tatlı dil yok. Evet, evet. Yok. Bir daha o komşuya bir şey söylemeye çekiniyorsun. Şöyle bahçenizi de gezdirebilir misiniz bize? Tabii gezebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Ya da şöyle. Yeni mi dikim yaptınız? Evet yeni dikim yaptım. Bir haftalık dikim. Geçen hafta cuma günü geldim. Tabii buraya geldin getirip götürmesi de zor. Diktim böyle bahçemi. Bunlar meyvelerim. Olmadığı için, ilaçlayamadığım için meyvelerimden verim alamadım. Genelde organik şey yapıyoruz ama karaca diye bir böcek var. Geliyor, büzüyor. Isırgandan kendim yapıyordum. İlacını bu yıl yapamadım.
İzmir'de olduğum dolayısıyla. Doğal yöntemlerle tabii ki, var tabii yani ki, aslında var, değil mi? Var var bu var. Böcekleri uzak tabii tutmak. Tabii ki aynen aynen. Isırgandan yapıyordum, şurada ısırganlarım vardı. Fakat ısırganlar gelmiş geçmiş ben tedaviye gidince. Şurada aşağıda nohudum var. Burası dört dönüm. Burada nohut var, burada baklan var. Eriklerim var, koparabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bunun nektarı diyorlar. Şöyle erikleri göstereyim. Tabii ki, evet. Evet. Çok evet. Güzeller, bereketli olsun. Evet, aynen, aynen. Siz de koparın da bereketi içinde olsun. Şöyle birkaç tane alalım. Buralar otogardı. İşte bakmayınca, bakamayınca buralar çok zor oluyor. Yani buraya bakla ekmiştik. Baklamız vardı. Onu yolmuş komşular. O yüzden ben meyvelerimin dibini kazamadım burada olmadın mı? Başında olmadın mı malın bitiyor. Değil mi? Evet. Bakım olmadın mı? Bakım olmadı. Sahip çıkılmadı mı? Buraları hep ben kendim temizliyordum. Canım sıkıldıkça temizliyordum. Burada ıhlamurum var. Bak şu ıhlamur ağacım. Bunun dibi temizlenecek. Çiçek açmak üzere. İsterseniz şöyle biraz çekin. Bu Ağustos ayvamız. Ayvalarımızda bu yıl az var. Çok güzeller. Evet. Ama burada böyle bir meyvenin, bir ağacın, bir bitkinin böyle nasıl diyeyim size? Bitki böyle canlı canlı duruyor. Evet, bakarsan işte hiç canlı. Hiç tozlu değil. Evet, tozlu değil. Çünkü organik. Şu kopardığınız eğrik organik. Yani ne yaparsan yap organik yani. Gübre gördüğünüz gibi bak orada da gübrem yağılı. Şey, burada da gübrem hayvan gübresi. Hayvan gübresini koyun yapıyorum. Gübresi. Evet, aynen koyun gübresi. En iyisi. Evet. Toprağı besliyorsunuz aynen, en azından. Aynen. Fenli gübre atmamakla. Aynen. En aynen. İyisini yapıyorsunuz. Aynen. Evet, Ayşe ablamızın eriklerinden şöyle kopardık. Şimdi haline vereceğim onları. Çocuklara da verelim. Yedikçe bereketli olurmuş. Evet. Sağ olun. Pek güzel değil kırmızı erik ama aşılı ama. Buraya geldim aşı yapmasını öğrendim. Komşularımız da aşı yapıyor. Komşularımız yaptırdı bunu. Ben kendim de yaptım. Bak şurada bademe kayası aşıladım kendim. Yani. Onlar nanelerimiz. Çok güzel. Bunlar maydanoz ve turp tohumlarımız. Bunlar hasat edilecek, alınacak. Bak şimdi burada. İzleyenler herkes böyle bir yaşamı özlüyor aslında. Büyük şehirlerde, siz de büyük şehirde yaşadığınız için evet, biliyorsunuzdur. Aynen, aynen. Ama buraya gelince de insan bir oturup kahve içeceği, çay kahve yapabileceği. O dostu bulamıyorsun. O dostu. O zaman herkes bir köye yerleştiğinde eşini, dostunu, arkadaşını. Çok istiyorum. Baksana bu arkadaşlar ev yapıyor. Bunlar da burada. Bu kızımız buradan gitme. Hı hı. Bu kızımızla büyüdüm ben. Gel dur. Al bunları. Koyun çantanıza. Arada bir susadığınız zaman. Çok teşekkürler. Ağzınıza atarsınız. Arın çok seviyor zaten. Şey değil. Sin oğlum elini. Sen şöyle otur istersen. Otur. Alın onu. Çiçeklerim çok güzel oluyordu. Bakamadım. Yani paylaşım çok önemli. Evet, ben evet. Yapmasını sevdiğim kadar yedirmesini de severim. El birlikte toplayalım, yiyelim, içelim. Yani genç de yok köyümüzde. Genç de yok değil mi? Bu köylerin en büyük sorunu zaten genç aynen, olmaması. Aynen, aynen. Hep yaşlılar kaldı. Yaşlılar var. Onun için kimse kimseye bakamıyor. Kendi işi ağır geliyor. Tabii tabii. Yani kendi işini yapamıyor zaten. Aynen. Biraz aynen. Da belki de ondan kaynaklı aynen. Olabilir. Şimdi bu arkadaşımız çok genç. Buraya gelirse ne yapar? Yazıkları gelecek. Mesela. Ne yapmayı düşünüyorsunuz köyde? Bahçe var böyle, evin önü var. Hı-hı. En azından onu ekip biçeriz. Küçük kuyunun kalabalığından kaçtık. Yazları çok kalabalık oluyor ya. Evet evet. Küçük kuyuda oturuyoruz biz de. Yazın buraya kaçarız diye düşündük. Anladım. Gelir, yazları gideriz. Gelirsiniz. Ha, gelir, kışın gideriz. Tekrar oraya gidersiniz. Tabii çocuklar çünkü okula gidiyor. Orada ne iş yapıyorsunuz? Ne işle uğraşıyorsunuz? Eşim çiftçi gibi. Traktörü var. Traktörüyle çalışıyor. Sürüm işleri yapıyor. Hı-hı. Anladım. Zeytinler. Zeytincilik yapıyorsunuz. Hı-hı. Aynen. Burada sizin kendi memleketiniz. Aynen ben bu köylüyüm. Doğma büyüme buralısın. Doğma büyüme buralıyım. Eşim de az ileride Küçük Usun köyünden. Annemin evi duruyordu. Onu işte tamir yaptıralım, yaptıralım yeniden dedik. Gelip kalalım burada. Ne güzel. Tabii. İyi olmuş. Herkesin bir köyü olmalı bence. Tabii ki de aynen öyle.
geniş alanda kurulmuş. Herkes kendi bahçesinde, arazisinde evini yapmış. Sıkıştırılmış bir köy değil. Herkes bahçesinde evini yapmış. Köyün üst tarafında da böyle kayalık bir yer var. Muazzam bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakar mısınız? Tam evlerin üstünde. Tamam, daha yukarı çıkmayalım isterseniz. Millet bahçelerini hazırlıyor. Baba, sizlerden bir şey rica ediyorum. Lütfen derelerimizi çöp atmayın. Lütfen sularımıza, derelerimize ve doğamıza sahip çıkalım. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Şuradan, hadi. Herhalde buradan bakayım, orada yol var mı? Sanki orada yol yok. Baksana Arin. Köyün içinde kocaman bir kaya var. Evet. Bu köyde en çok dikkatini ne çekti? Çok dut ağacı olması. Dut ağacı çok fazla var, evet. Değil mi? Şurada bir dut. Mesela yerlerde hep dut var. Evet, birkaç tane dut koparalım mı şuradan? Al. Bugün de dut yedik. Ben de yiyeceğim de. Önce sana vereyim dedim, çocuklar yesin. Mükemmelmiş ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Dutların güzelliğini. İçine de girmek nasip olmadı. İşte böyle hordalık şey gibi, arda gibi, ne derler, depo gibi kullanıyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bağırlar yerli haklarından Mustafa oğlu Ayşe'den doğma Ahmet Kurt. Teyzemizin ismi? Ben de Dağmet Köyü'nde doğup büyüme Bayramucu Bahar'la oturuyorum. Evli Azize Kurt, Ahmet eşi. Köyünüzü anlatın desek nasıl anlatırsınız? Kaç hanedir, geçim kaynağı nedir, insanlar ne yapar, ne işle uğraşırlar? Geçim kaynağımız vallahi rezillikten başka bir şey değil arkadaşım. Baştan onu ifade edeyim. Zorlanıyoruz çok ama tabii yapılacak bir şey yok. Hastalıklar geldi geçlerden, bir korona geçti. Ardından depremler falan. Alıyoruz 3-5 kuruş aylık, Allah bereket versin. Yalnız geçinmek gerçekten zorlaştı. Hayvancılık yapıyoruz az çok, yani öyle fazla acıdan 2-3 arkadaş da var. 60-70'in üzerinde koyun. Bir arkadaş da, iki arkadaş da sığır kaldı köyde. Köyümüz 25 tane falan, yaklaşık işte öyle. Hepsimiz 50 yaş üzeri. 50 yaş altı insan bulamazsın, yokuz böyle bir... Çoluk çocuk hep dışarıda. Evet, hep dışarıda. Köye kız vermem dediler. Kasabada evim varsa kızımı vereyim dediler. Böyle bir şey çıktı, örf adet. Bunlara nazaran biz de bir oğlum vardı küçük kuya. Bir evcaz yaptık, oraya koyduk. Yerleştirdik. Kızım vardı, nasip bayramış demişti. Bayramca mıydı? Bunlar orada duruyorlar. İşte 25 hanelik falan bir köy. Şimdi yazın gelir bahçe, domates, patlıcan, biber, patlıcan ekerler, fasulye ekerler. Giderler bahçelerinde uğraşırlar. Akşam sabah koyunları vardır. Koyunlarını sağlar. İşte sütünü verilen mandıraya. Veren verir, vermeyen vermez. İşte böyle geçinirler. Öyle geçinirler. Köyünde, köyün genci diye bir şey yok. Çocukları okulları dışarılara taşıdılar. Gençler çocuk okutacağız diyen aldı başını gitti. Köyde okul var ama şu anda okul var ama çalışmıyor, çok çalışmıyor hiç. Taşımalı, bir tek çocuk arasa yok. Bir tek çocuk yok köyde. Buradan hiç okula giden yok hayır, mu? Hayır. Bir tek
Yok yok. Ya ilkinden okumuşlar falan var. Yani memur falan çıkanlarımız var köyümüzden de. Eskiden kaç öğrenci vardı mesela okulda? Vallahi ben giderken 70-80 tane öğrenci vardı okula giderken. 60'lı 70'li yıllarda. Üstümüzde bir uzun alan diye bir köyümüz vardı. Bize bağlıydı o zamanlar. 60 inkılabından önce. 60'lı inkılap oldu. Tarihten bilirsin kendin yaşamamışsındır da. Uzundan sonra o aralarda işte onları bir öğretmen vardı. Öğretmen sayesinden ayrıldılar onlar. Bunlar falan buraya gelirdi. Karşıda bizim mahallemiz vardı şu dağın karşısında. Bunlar da buraya gelirdi. O mahallenin ismi neydi? Deroba. Şu anda var mı orada kimse yaşayan? Valla 3 tane var şu anda. Deroba'da. Var. Evet. Yalnız şeyleri satıldı. İstanbullular tarafından alındı yerler. Cevizlik yapıldı. Para mukabilinde. Karşıda da görünüyor bak. Arkanı dönersin cevizli olan yerleri görürsün bak. Tak karşına gelmiş. Evler var mı peki? Yok, yok. Vallahi evler yıkık halde falan öyle var yani. Sonraki gidenler zaten çoluk çocuk okutacağız diler. İşte kız vermediler kasabaya versen olur öyle gidildi falan. Mellasını dağıldı. Gençler dağıldı. Şimdi köye geldik etrafta her evin mutlaka bir bahçesi var. Evet. Sular akıyor. Yani o yönden bizi sevindirdim. Hem bayağı meyve bahçeleri var. Evet. Bostanlar evet. Bahçeleri var. Evet, suyu herkesin akıyor. Herkesin vardır. Her ailenin vardır. Yani şu insanlar yakın, yaşlı da olsa bunu hala yaşlı devam da olsa ettirmiş onu değil mi? Devam edebiliyorlar. Şu yakın civarlarda köyümüz gibi su şeyli bolu olan bir köy daha yok yani. Suyu bol buranın. Suyumuz boldur. Başımıza köy hudutlarında başımıza ait bir su vardı. Köyün şahsına ait. Hem sulama suyumuza yollarda kanallar borularını falan görmüşsünüz şeyleri falan görmüşsünüzdür. Evet. Onlara var. O sudan da aynı evlerimizde su alındı. İçme suyumuz da gene ayrı. İçme suyunda köy çeşmelerimiz var iki tane. Onlardan kullanırız. Onlar daha güzeldir şimdi de. Dışarıdan da hep taşırla. Araba araba. Eski Yörük köyü mü burası? Yörük köyü. Yörük köyü. Yörük. Öyle gidiyor yani öyle bulduk öyle gidiyor. Genelde hayvancılıkla uğraşmışlar. Hayvancılık ben evet. Teyzemize de şey sormak istiyorum. Buranın geleneksel yöresel yemekleri nelerdir? İsimlerini bana söyler. Buranın geleneksel göreneksel yemekleri fasulyesi vardır, nohudu vardır, baklası vardır, börülcesi vardır. Bağda, bahçede biber, patlıcan, domates, her şey salçası vardır, bulguru vardır. Her şeyi yapılır. Yapılmadık bir şey yoktur. Türkiye'de ne istiyorsan bu köyde aynısı vardır. Her şeyi. İstediğin gıda. Düğünlerde ve cenazelerde ne yemekler yapılır? Cenazelerde sadece pilav veriyoruz. Biz önceden, daha önceden eskilerde hep evlerimizden her hane cenaze evine sofra götürürdü. Gelen misafiri doyurmak için. Ama bizim buradan birisi Kepez'de kızı vardı. Onun yanına gitti. Orada da öldü. Buraya evine gittiler. Pilav yaptırmışlar. O pilav adet kaldı. Şimdi cenaze öldü. Cenaze geldi mi gömülecek cenaze. Kadınlara bir tava pilav. Erkeklere bir tava pilav mezarlı. Kadınlara evde öyle veriliyor. Şimdi yemek yok. Düğünlerde de İsteyen iki gün düğün yapıyor, üç gün düğün yapıyor. İsteyen bir gece düğün yapıyor. Fasulyesi olur, patatesi olur, pilavı olur, çorbası olur, tatlısı olur. Keşkek olur. Keşkek evet, olur, keşkek, hepsi pilav, olur. Şey makarnası olur, normalim. Yoğurtlu. Peki. Pilavın yanına bir de cacık yaparlar salatalıkta, yoğurtla. Tabii. Öyle verirler. Peki benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Köyle ilgili ya da burada izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi biz de izleyenlere teşekkür ederim. Bilebildiğimiz, yapabileceğimiz sizlere yardımımız bu. Yardım ama sizin istediğiniz bir şey varsa buyurun. Sizi memnun edebildikse mesele yok. Çok teşekkür ederiz. Siz bizi kabul ettiniz. Biz Allah. Hemen yoldan geçer geçmez dedik ki hani bir röportaj yapalım. Siz kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizim insanlık görevimiz. Çoluk çocuğa buradan selam göndermek isterseniz. Gönderiz tabii ki. Kuyuda oğlumuz var, gelinimiz var. Askerde torunum var. Doğrusu çok uzak değiller ama. Kızımız buradaydı. Bayramış'ta kızımız var. Kızım. Onu bıraktık geldik bugün. Oradan geldik Bayramış'tan. Hepsine selam. Eşe dosta selamlar olsun. Eşe dosta bütün Türk halkına selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür çok sağ ederiz. Olun. Sizler de sağ olun. Burası da amcamızın, teyzemizin bahçesi. Ev ihtiyacını karşılayacak sebzeler dikmişler, tohumlarını ekmişler. Evet amcacığım, neler ektiniz bu sene? Vallahi baştan domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, kabak, karpuz, bostan.
Kışla ihtiyacınızı çıkarıyorsunuz değil mi? Çıkarıyoruz vallahi. Konserve falan yapıyorsunuz. Tabii tabii yapıyoruz. Çok güzel. Bereketli olsun. Amin sağ olun. Burada kaldığınız ev. Evet. Taş ev. Taş ev. Taş evin güzel yanlarını da anlatabilir misin? Taş evin sağlam yapı. Dayanıklı bir yapı. Hı hı. 67 yapımı evi. 66-67'lerde yaptım. Haladır duruyoruz içinde. Bir de kışında sıcak oluyor. Ya haliyle. Yazın serin oluyor. Tabii haliyle. Evet. Bakım da çok fazla istemez. Yok isteyen bir şey değil. Şeyle olsa ödün armala yıllık bir bakım istiyorlar. Bizim köylerde de pek ihtiyaç duyulmuyor yani. Biraz şey oluyor. Eğer oturup doğru konuşalım. Hı hı. Herkes bilsin yani. Olan bir şey, olmayan bir şey demiyoruz. Evet, evet. Hani varıp da çok oturulmayacak bir halde değil yani. Yani hı hı. Sağlam her şey yerde sağlam da. Hani şehirlerde gibi her sene öyle bakım yapmıyoruz. Badanayı yeni yaptık taşlarına. Kireç sürüyorsunuz ama değil mi? Kireç. Burada ama gördüğüm kadarıyla çok çeşitli meyveler var. Vardır meyve. Yetişmeyen bir meyve türü var mı burada? Yetişmeyen. Vallahi bir portakal, mandalin türleri yetişmiyoruz. Bunlar sıcak yerlerde olduğundan, bölgelerde olduğundan. Bir sadece turunçgiller o zaman olmuyor. Turunçgiller olmuyor evet. Onun dışında her şey olur. Her şey var. Zeytin de dahil. Ben de zeytininden tutuyorum burada. Zeytin tarlam var, cevizliğim var, elmalıyım var, şeftalisi, kayısı. Ne bileyim evet. Ne gelirse. Arkanda incirim var. Evet incir var. Yiyecek her meyveden tadabiliyoruz yani. Burada bir de köyün içinde çok fazla dut ağacı vardı. Evet. Çoğu da toplanmamıştı. Neden? Toplanmıyor zaten. Gelirken geçerken bir tane alıyor tatıyor adam o kadar işte. Bir de sen geldiğimde arılar için mum yapmıştın. Arıcılık da var mı bu bölgede arı yapılır mı? Arpeta varım. Arıcılık bir ben varım işte. Bir 30-40 şey falan kovan yaptım bu sene. Bir arkadaş daha 3-5 tane de onda var. Buran dediğim bir arkadaş ya onun vesilesinden başlamış olduk. O da biraz olguydu o zamanlar 10 sene öncesi falan. O zamandan beri kötü yapıyorum. Yiyeceğimizi temin ediyoruz. Eşe dosta ikram ediyoruz. Ne güzel. Ama şu anda da açmadık. Sizlere ikram edecek şansımız yok. Çok sağ olun. Çok bakmayın. Teşekkür ederim. Yok ben sadece bilgi amaçlı. Tamam. Tamam. Başka zaman inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun. Efendim Sibel? Ağaçta iki farklı yaprak var. O niye biliyor musun? Aşılanmış mı? Şu ahlat ağacı. Ahlat ağacı yani şu küçük armutları kesip aşılamışlar. Üstte de farklı bir armut cinsi var. Evet. Peki sana da şunu sormak istiyorum Sibel. Şimdi köye geldik. Senin gözlemlemelerin yani neyi gözlemledin? Ne dikkatini çekti? Çok fazla meyve ağacı var. Herkes bahçesine ekmiş. Ve üzüm. Yani su var burada. Su bolluğu var belli. Evet. Suyu su bol. Su olunca hayat oluyor işte. Evet evet. Meyve ağaçları çok fazla var. Evet. Dediğin gibi. Arıcılık yapıyor mesela insanlar. Kendi ev için sanırım. Hı hı. Onu gördüm. Her kapının önünde şeyler var. Köpekler var. İşte tavukları, hayvanları var. Ama hı hı. Eve yetecek kadar yani. Öyle çok fazla değil. Hani zaten kendi köylerde için. Yaşlılar kaldığı için şimdi kendi ev ihtiyaçlarını, evet. Çocuklarına bir şeyler göndermek için. Bir de şey insanları çok böyle hani misafirperver. Evet. Şimdi Ahmet amcalarda oturduk mesela. Evet. Hemen kahve getirdiler. Tabii biz o aşamaları çekmedik ama. Evet. Gerçekten çok misafirperver insanlardı. Evet. Ama köyde çok fazla insanla da karşılaşmadık. Çünkü çoğu bahçelerinde, tarlasında ya da ilçeye gitmiş olabilirler. Zaten 20-25 hanelik bir köy olduğu için çok kişiyle de karşılaşmadık. Evet. Bir de yaşlılar, çoğunluk yaşlılar. Çok fazla dışarı çıkmıyorlar. Çünkü hava sıcak. Genelde akşama doğru yaşlılar çıkıyor bahçesine. Hı hı. Ama ben çok beğendim ya. Gerçekten çok çok güzel. Şu yukarıda da kayalık yani. Varmış. Çünkü yeşil yani. Ben yeşili çok sevdiğim için. Burada da nohut ekmişler. Karşılarda meyve bahçeleri var. Kaz Dağları'nın etekleri buralar.
Çok güzel. Yeşilliği, doğası, suyu, toprağı. Güzel bir bölge arkadaşlar. Suyu bol olduğunu söyledik. Yeşilliğinin bol olduğunu söyledik. Hemen burada arı kovanlarını görüyorsunuz bakın. Şurada, şurada. Kendi ev ihtiyacını karşılamak için arıcılık da yapıyorlar. Yine hemen şu dere yatağına yakın yerde ceviz bahçeleri var. Çeşitli meyve bahçeleri yapmışlar hemen şu sırtlarda. Doğası çok güzel gerçekten. Şöyle burayı da göstermek istedim. Bir köy gezisinin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Sevdiklerinizle kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Bu bizim videolarımızın daha çok kitlelere ulaşması açısından büyük önem arz ediyor. Bunun dışında öneri ve eleştirilerinize her zaman açığız. Yorumlar kısmından ve mail adresimden yorumlarınızı, eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.